Hatırlıyorsanız bir önceki videoda kükürt dioksitin Lewis yapısına göz atmıştık. Hatta iki tane rezonans yapısı bile çizmiştik. Burada sağda ve solda gördüğünüz rezonans yapılarını çizmiştik. Hatta bazılarınız benimle aynı fikirde değildi. Yani bu yapıların kükürt dioksitinin doğru Lewis yapısı olmadığını düşünüyordu. Bu düşünceye göre kükürt dioksitin doğru olan Lewis yapısında kükürdün iki yanında da çift bağla oksijenlere bağlanmış olması ve bu oksijenlerin üzerinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti de olması gerekiyordu. Ayrıca kükürdün üzerinde de bir tane ortaklanmamış elektron çifti olmalı. Bu son çizdiğim Lewis yapısının avantajı formal yüklerle uğraşmamız gerekmemesi. Kükürdün üzerindeki formal yük de oksijenlerin üzerindeki formal yük de sıfır. Demek ki bu Lewis yapısının yanlış bir tarafı yok. Her şey uygun. Kükürdün etrafındaki elektronları sayacak olursak, burada 2, 4, 6, 8 ve 10. Kükürdün etrafında 8'den fazla elektron var. Yani kükürt genişlemiş bir değerlik katmanına sahip diyebiliriz. 8 elektrondan fazla olduğu için genişlemiş bir katman. Bu da kükürdün periyodik tablodaki yerine göre kabul edilebilir bir durum. Gördüğünüz gibi kükürt 3. periyotta. Dolayısıyla elimizde fazladan d orbiterlerimiz var. Bu durumda kükürdün etrafında 8'den fazla elektron olması mümkün. Yani bu geçerli bir Lewis yapısı. Şimdi başa dönelim. Bu rezonans yapılarını biraz daha yakından inceleyelim. Öncelikle sağdakinden başlayalım. Formal yüklere bakarken amacımız genellikle onları en düşük hale getirmek. Burada kükürdün elektronlarını sayacak olursak 2, 4, 6 ve 2 tane daha toplamda 8 tane. Demek ki kükürdün tam dolu bir okteti var. Bu rezonans yapısında bir elektron okteti ama aynı zamanda formal yükler var. Biraz önce baktığımız örnekte ise genişlemiş bir değerlik katmanı vardı, ama formal yük sıfırdı. O zaman sizce bunlardan hangisi doğru olan Lewis yapısı? Bana göre ikisi de uygun. İlk durumda iki rezonans yapısı çizdiğimiz zaman, yani her şeyi yerli yerine koyduğumuzda gerçek yapının iki rezonans yapısından oluşan bir hibrit olduğunu söylüyoruz. Yani kükürt dioksit bu şekilde gözükmüyor. Bu şekilde de gözükmüyor. Aslında bu iki yapının karışımı yani melez hibrit bir yapı olması gerekiyor. Öyleyse bağlar hakkında bir düşünelim. Mesela kükürtle oksijen arasındaki bağı ele alalım. Sol taraftaki rezonans yapısına bakarsak farklı bir renkle devam edeyim. Soldaki oksijenle kükürt arasında çift bağ var. Sağdaki yapıda ise tek bağ görüyoruz. Dolayısıyla bu iki rezonans yapının oluşturacağı rezonans melezinde sanki tek bağ ve çift bağ arasında bir bağ olacakmış gibi olacak. Bunu göstermek için buraya noktalı bir çizgi çizebiliriz. Sağda da kükürtle oksijen arasında bir bağ olmalı. O zaman bir de o tarafa bakalım. Yeşille işaretlediğim gibi burada tek, buradaysa çift bağ var. Yani biraz önce yaptığım gibi buraya da noktalı bir çizgi çekersem bu bağında tek ve çift bağ arasında bir şey olduğu anlaşılır. Ayrıca deneysel sonuçlar rezonans melezindeki kükürt ve oksijen arasındaki bağların aynı uzunlukta olduğunu göstermiş. Bence bundan dolayı kükürt dioksidi bu iki rezonans yapısıyla göstermek yanlış olmuyor. Ayrıca birçok kimya kitabına da göz attım. Birçoğunda olası Lewis yapısı hep bu şekilde gösterilmiş. Bazılarında ise bu aşağıdaki gösterim tercih edilmiş. Benim fikrimi soracak olursanız bence ikisi de doğru. Aslında bunu en doğru yapmanın yolu kuantum hesaplamalarını yapmaktır. Ama bu hesaplamaların şu anda yaptığımızdan çok çok karmaşık bir konu olduğunu tahmin edebilirsiniz. Sonuç olarak iki gösterimde kükürt dioksidin şekli hakkında fikir verebiliyor. Yani ikisi de kırık, doğru, açısal geometriyi işaret edebiliyor. Bu yüzden ikisi arasındaki seçim dersinizin öğretmenine kalıyor. Bazı öğretmenler formal yükleri en aza indirgemede oldukça katı kurallara sahiptir. Yani sizin bu çizimi yapmanızı beklerler. Ama bazıları da rezonans yapılarını çizmekte yani rezonans melezini göstermekte bir sakınca görmezler. Bu nedenle öğretmeniniz hangi yolu tercih ediyorsa siz de onu kullanın. Bana göre ikisi de doğru olduğu için çok da fazla tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum.